Merhaba arkadaşlar, benden yazlık eldivenleri sunmamı istemişti bir arkadaş. Yazlık eldivenlerinin çeşitlerini ben çıkarttım. Birçok çeşit var, hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. İlk önce en yeni gelenlerden başlayayım. Bunlar yarım parmaklı, yani sizi yarı koruyacak şekilde yapılmış eldivenler. Bunların hepsinin detaylarını yazacağım. Bunun adı MC44D diye geçiyor. Yarım parmak kullanmak isteyen arkadaşlar bu eldivenlerden alabilir. Hani bilek koruması fena değil. Eklemleri koruması yok. Eklemlerin üst tarafını koruyor sadece. Yumruk koruması var. Ve yazlık bir eldiven. Yani tamamen rüzgar geçirebilir. İçi de fena değil. Yani iç tarafı korumalı. Ama parmaklarınızı korumaz. Diğer bir eldivenimiz ise, bir dakika buna bakacağım. Fly 2 ve bayanlar için yapılmış bir eldiven. Bayan eldivenleri çok fazla tanıtmıyorum. Ben tanıtmaya karar verdim çünkü hani çok az tanıtım yaptığıma karar verdim. O yüzden de bunları tanıtayım. Yani bunlar tabii ki ölçülere ve bedenlere göre alınması gereken eldivenler. Yani birebir daha doğrusu gelip alırsanız çok daha iyi olur. Ama ben linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim zaten. Oradan da bakıp kendiniz karar verebilirsiniz bayanlar. Bu korumalı bir eldiven gerçekten. İç tarafında özellikle şu kısmında iyi bir bilek korumasına sahip. Hani çok iyi mi? Hayır. Orta derece iyilikte. Yazlık deri bir eldiven. Ne diyebilirim? Tamamen geçirgen, delikli bir yapısı var. Ve hani yumruk koruması, eklem yeri koruması, körük mekanizması var. Gaz hassasiyeti için rahat sıkabilmeniz, fren hassasiyeti için rahat sıkabilmeniz ve durup gazlayabilmeniz için. İç tarafında tamamen deri olduğu için korumalı yazlık bir eldiven. Bunu alabilirsiniz. Sürtünmelere karşı derinin ne kadar koruduğunu zaten biliyorsunuz. Ondan sonra tanıtacağım. Bu da bize yeni gelen eldivenlerden bir tanesi. Hatta böyle naylonu bile tam olarak çıkmamış üstünden. Kusura bakmayın. Bunun adı neydi? Bir dakika. MC57. Skolko'nun bir eldiveni. Bu eldiven de şu şekilde yapılmış. Bilek koruması var. İç tarafı süetli dokudan yapılmış. Bu da yazlık tamamen geçirgen eldivenlerden bir tanesi. Kışın kullanırsanız üşürsünüz. Sonbahar aylarına kadar sizi idare edecektir. Ama sonbaharın soğuk aylarında size koruma sunmayacaktır. Rüzgar koruma sunmayacaktır. Şu şekilde bileğinde cırt cırtı var. Baş parmaklarında şöyle korumaları var. Şu kısımlarında. Ve iç tarafı sürtünmeye dayanıklı yapılmış. Eklem yerlerinde korumaları var. Körük mekanizmasıyla sizi gaz hassasiyeti, yine şurada gaz hassasiyetini sağlayabilecek mavi şekilde yapılmış körük mekanizmalarına sahip. Yumruk koruması var. Eklem yeri korumaları var. Tamamen yazlık bir eldiven bu da. O da Skolko'nun bir modeliydi. Şimdi Venom'un bir modeli. Venom Glow ve VMP582. Bu da uygun fiyatlı eldivenlerden bir tanesi. Bunun da bilek koruması var, slider var, cırt cırtı var bileklerinde. Bu da deri ve kumaş alaşımlarından oluşmuş eldivenlerden bir tanesi. Bu da delikli yapısıyla tamamen yazlık bir eldiven. Bilek koruması şu yan tarafa kadar geçiyor. İç tarafında gayet iyi iki tane koruması var. İç tarafında süetli dokusu var. Ve hani dışında yumruk koruması var. Yumruk korumasının hemen dibinde havalandırma kanalları var. Ve delikli bir yapısı var. Önde de kumaş şeyi var. Fakat bunun eklemleri, parmaklarında eklemleri koruması yok. Onun yerine basit ekstra üstüne dikilen şu şekilde parçalar yapmışlar. Revit'in daha önceden de tanıttığım bir tane modeli var. Bu modelin adı Cheyenne Pro'ydu. Cheyenne Pro'nun yazlık versiyonu. Bunun da bilek korumaları gerçekten çok iyi yapılmış. Ve hani üstünde bir şu şekilde bir Revit logosunun olduğu şey geçiyor, bant geçiyor. O bant da şuradan galiba şu iç tarafından sıkılıyor. Elinize tam oturması sağlanıyor. Tamamen deri, sadece yani üst tarafı kumaş, iç tarafı deri pardon. Baş parmağında koruması var. Bilek yeri koruması gerçekten iyi yapılmış. Revit'in zaten bu konudaki hani hassasiyetini ve eldivenlerini zaten biliyorsunuzdur. Hem geçirgen bir yapısı var, hem koruması var.
bilek yeri koruması var, eklem yeri korumaları var ve biraz hani böyle ne denir, bu eklem yerlerinin hemen üstünde biraz boşluk yapılmış ki o gaz ve fren sıkma olayınızı düzgün gerçekleştirebilirim diye. Bir cırt cırta sahip, bu şekilde açılan bir cırt cırta sahip bileğinize tam oturmasını sağlayabilirsiniz o şekilde. Devam ediyorum. Bu da mesela bayanlara uygun bir tane eldiven. Bu da Fireball olsun bir eldiveni. RS3 siyah mavi diye geçiyor. Bunun da hani eklem yerlerinde yumuşak korumaları var, yumruk koruması var. Bilek yeri koruması gerçekten iyi. Bu da yazlık eldiven olarak alınır çünkü detaylı ve delikli bir yapısı var. Hem ön tarafında çok fazla delik yok ama ince. İç tarafında delikli bir yapısı var. Bu da yazlık eldivenlerden bir tanesi. Bayanlar bunu kullanıyor çünkü bu renk güzel gerçekten. Bunun galiba pembesi de vardı. Pembesi de alınabilir, rahatlıkla kullanılabilir. Bilek yeri koruması dediğim gibi iyi ve cırt cırta sahip. Bu da alınabilir. Bu da RS3 siyah maviydi. Diğer bir eldivene geçelim. Bu da tamamen yazlık bir eldiven. Bu da Striker 2, Revit'in bir modeli. Revit'in Striker 2 modelinde de yine eklem korumaları var, yumruk koruması var. Yazlık model olduğu için delikli ve geçirgen bir yapısı var. Bilek koruması orta düzey bir koruma, sert bir koruma değil. Baş parmak koruması var. İç tarafı tamamen, dış tarafı deri ve delikli şekilde yapılmış. Yine bir cırt cırta sahip bileğinde. Çok düşük bilekli değil, biraz uzun bilekli. Peki... Bir de şunu tanıtayım. Bu da Speedy Sukaret diye geçen bir model. Bu da şu şekilde yapılmış. Yeni nesil korumaları olan bir eldiven. Yeni nesil koruma ne oluyor? Bu darbeyi daha farklı şekilde emerek dağıtma yoluna giden bir o tarzda yapılmış eldivenlerden bir tanesi. Yani buraya çarptığınız zaman darbe bunun üstünde dağılarak darbenin etkisini azaltan şekilde yapılmış. Bileği iyi. Eklem yeri korumaları yok. Yumruk koruması hafif. Yani yumruk koruması çok da şey değil. İyi değil. Ama cırt cırtlı bir model. Bu da Speedy'nin Sukaret modeli. Bu da alınabilir. Tamamen sizin bütçenize bağlı. Ben bizdeki yazlık modellerin hepsini tanıtıyorum. En sonunda tanıtacağım. Tabii ki yani farklı bir sürü model var. Bunlar benim seçtiklerim. Hem farklı bütçelerde olanlar, hem ucuz olanlar, hem biraz daha pahalı olanlar, hepsini birden tanıtmaya çalışıyorum size. Bu da yine Fireball'un nesiydi bu? Stunt replikası. Stunt replika da iyi bir modeldir. Çünkü hani ilk başta tanıttığım hangisiydi o? Tanıtmamış mıydım başka? Yok, Fire Stunt'ın hep kadın modelini tanıttım. Erkek modelini tanıtmadım. Erkek modelleri de var tabii ki. Bunun da bileğinde çok iyi detaylı bir koruması var. Farklı şekilde yapılmış bir koruma çeşidine, sert bir koruma çeşidine sahip. Bu sert koruması olanlar biraz daha iyi gibi geliyor ama hani düşmede nasıl bir etkisi olur onu bilemiyorum. Yani biraz da düşerek öğreneceksiniz değil de düşerek öğrenilir ama inşallah düşmezsiniz. Bunun da bir tane cırt cırtı var. Yumruk koruması var. Eklem yeri korumaları var ve bu korumaların hemen altında tümünün havalandırma girişleri var. Tamamen delikli yazlık bir model. İç tarafında da yine süet bir dokusu var ve baş parmağında ince korumaları var. Küçük parmağın da bayağı desteklenmiş. Eklem yerleri de çok iyi şekilde korunmuş. Bence bu iyi bir eldiven. Şimdi bu kadar eldiven sunduktan sonra hangisini tavsiye ediyorsunuz derseniz ben Fireball'un yazlık modelini tuttum erkekler için. Kadınlar için de Fireball'un ne denir? Bu modeli ile bu modeli arasında deri eldivenleri daha çok beğendim. Hani siyah olduğu için belki sevmeyebilir bayanlar arkadaşlar. O zaman bu rengi veya bunun başka bir rengi de sanırım vardı. O rengi seçebilirler. İkisi de aynı oranda diyebilirim ama deri biliyorsunuz daha fazla koruyor. Eğer eliniz sürtündüğü zaman çıkan sıcaklıktan etkilenmemek için
geri modelini alabilirsiniz. Yazlık modelle tanıtımım bu kadar arkadaşlar. Hani ben bu eldivenden şu kadar yararlandım, ben bu eldiveni giydim, hoşuma gitmedi çünkü şundan şundan dolayı gitmedi diyebilirsiniz. Yoruma tamamen açık. Hani yorumlayabilirsiniz, ürünleri eleştirebilirsiniz, beni eleştirebilirsiniz. Ben daha sonra kendimle alakalı detaylı şekilde tanıtım yapacağım. İşte kimim, neyim, ne yapıyorum, ne zamandır motosiklet kullanıyorum. Onun gibi açıklama yapacağım. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler.